vicdanı kararmış, kalbi katılaşmış. Ve inne minhum lema yetefecceru minhul enhar ve inne minha lema yeşakku feyahrucu minhul ma. Allahu ekber. Vicdanı kuruyan, kalbi taşlanmış insanların hayatını Kur'an'da haber veriyor. Taştan daha katı diyor. Öyle taşlar var ki Allah korkusundan yukarıdan yuvarlanır aşağıya düşer. Allahu ekber. Öyle taşlar var ki bağrını açan arasından sular fışkırır. Allah Allah. İşte kafirin, inkar edenin kalbi işte bu taştan daha katıdır diyor Allah Teala. Ya hiç kimse Müslümanları ahmak zannetmez. Hiç kimse Müslümanların ensesine vurup da haklarının ellerinden alındığının kendi mahareti olarak görmesin. فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ Vay o günü yalanlayanların haline! Dünyada iken tuzak kurdular. Dünyadayken her türlü çirkinlikleri süslü gösterdiler. Müslümanları hayatlarından, o manevi iklimden, o darüsselamdan koparmaya çalıştılar. Haydi bugün de bir tuzağınız varsa kurun bakalım diyecek Allahu Teala. Yakalayın onları, vurun zincirlere, atın onları cehenneme. Diyen kim? Allahu Teala. Kime? Kalpleri taşlaşmış insanlara. Darüsselam'dan nasipsiz olan insanlara. Aziz kardeşlerim, Allah'la ahitleştik. Peygamberle ahitleştik. Ailemizle ahitleştik. Çalıştığımız yerlerle ahitleştik. Velhasıl hayatımızın her alanında kontrat yaptığımız bir hayatla karşı karşıyayız. Çalıştığımız yerdeki kontrat. Ergenlik çağına gelip evlilik çağına gelen genç, nikah masasında yaptığı kontrat. Bunların hepsi Allah'ın ahitleri altında maddeler halindedir. Biz anamıza, babamıza hürmet ediyor isek veya etmiyor isek Allah'ın ahdi, Allah'a verdiğimiz ahit gereği bunu yapıyoruz. Kur'an öyle diyor çünkü. Asi olanlar Allah'ın ahdini bozan insanlar. Menfaatlerine göre şekil alan insanlar. Haksızlık içerisinde oldukları halde Firavun mantığıyla haklılığını ortaya koyup da zulmü meşru görenler, ahitlerini bozanlar.